Profesör Mester'ın ücretsiz Comptia Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Mester ve bu modülde 6A maskeleri ile ilgili videolarımızdan adresleme teknolojisi serisinin ikinci kısmı hakkında konuşacağız. Bu ne 10 004 bölüm 1.4'ten geliyor. Adresleme teknolojilerini öğrenmemiz gerekiyor ve burada 6A oluşturma hakkında konuşacağız. Ağın alt ağının oluşturulmasına göz atacağız ve burada sıkça duyacağınız bir soru neden alt ağını oluşturmak istiyorsunuz? Bu modülde ağın genel görünümünü ele alacak ve bunu daha küçük parçalara nasıl ayırabileceğimizi anlatacağız. Bir önceki modülümüzde tekli bir aygıt olarak kullanacağımız alt ağ hakkında konuşmuştuk. Ancak bir Network Plus profesyoneli olarak şirketinize sahip olacağınız her ağ için tüm IP adres numaralandırma şemasına sahip olup olmadığınız sorulabilir. Bu kaç tane segmente ihtiyacım olacak Kaç tane farklı ağ burada bulunacak? A başına kaç tane hosta ihtiyacım olacak gibi soruları düşünmeye başlayabilirsiniz. Ve daha sonra kısıtlamalara göre hangi alt ağ maskesi şemamızın olacağını belirlememiz gerekir. Ve bu kısıtlamalar doğrudan size IP adresinizi veren kişilerden gelebilir. IP adresiniz size atanmış olabilir. Şirketinizde dahili olarak veya ISP'niz tarafından size atanmış olabilir. ISP'niz tarafından atanmışsa bu size IP adresini veya IP adresi aralığını verdikleri ve şunu söyledikleri anlamına gelir. Gerekenleri aldınız. Bununla internet üzerinde iletişim kuracaksınız. Ve daha sonra size verdiklerini kullanmak için veya bunu daha küçük parçalara ayırmak için veya alt ağ oluşturmak için bir yol bulmanız gerekir. Böylece bunu ağınızda yayabilirsiniz. Ve konu ile ilgili olarak sizin soracağınız sorular şunlar olacaktır. Bizim ortamımızda kaç tane A sahibiz ve her bir A üzerinde kaç tane hosta sahip olacağız? Ve bu 6 ağ ile ilgili şeylerde bir karar vermeniz için size yardımcı olacaktır. O halde diyelim ki ISP'niz veya dahili ağ departmanınız belki de bir uzak alanda olabilirsiniz. Size vereceğimiz IP adresine sahip oldunuz. A adresiniz 192.168.1.0 ve alt adresiniz 255.255.255.0 dedi. Veya sadece ağınız 192.168.1.0/24 dedi. Bu CIDR blok yani yan blok gösterimi. Daha önceden bunun hakkında konuşmuştuk. Bunlar kesinlikle aynı şeyler. Daha önceki videolarımızdan hatırlayabilirsiniz. Ancak bunlar sadece bir e-mail ile A numaranız bu slash 24 diyebilirler. Burada problem şu. Bizim bir ağımız, iki ağımız, üç ağımız, dört ağımız var. Ve bunlar bize bir alt ağ maskesi ile bir IP adresi veriyorlar. Ve sorun burada başlıyor. Çünkü birden fazla ağ adresini kullanmamıza izin veren bir IP adresleme şemasına ihtiyacımız var. Bize verdikleri şeyi alıp bunu daha küçük parçalara ayıracağız. Ağımızın alt ağını oluşturacağız. O halde bir tablo hazırlayalım. Eğer ağımızın alt ağ oluşumunu başlatacaksak, oturup tüm ikili hesaplamaları kendi başımıza yapabilir ve bunların tüm alt ağ maskesi olasılıklarını inceleyebilir ve tüm çevirileri gerçekleştirebiliriz. Ancak iyi ki birileri bunu zaten bizim için yapmış ve internet üzerinde bulunabilen birçok IP adresi hesaplayıcı var. Burada sınavımızda bu hesaplamayı yapabilmek için bilmemiz gereken sinsi bir küçük hikaye var. Ancak gerçek dünyada bir hesap makinesini veya 6A hesaplayıcısını alıyoruz ve IP adresimizin ve 6A maskemizin ne olduğunu yazıyoruz. Ve hesap makinesi bize şunu söylüyor. Seçeneklerimiz ne? Ne yapabiliriz? Burada tam anlamıyla bunu yapan bir tablo var. Bize verdikleri 6A maskesi 255.255.255.0. İşte burada. Bu bir ağ ve bu ağ üzerinde 254 hosta sahip olabileceğimiz anlamına geliyor. Bizim senaryomuzda en az 4 ağa ihtiyacımız var. Ve bu listeye bakarsak burada bir alt a maskesini 255.255.255.192 görürüz. Bu slash 26 sider blok yani yan blok gösterimi. Tamamen aynı şey. Bu 4 ağa sahip olmamıza izin veriyor ancak biz her bir ağda Sadece 62 osta sahip olabiliriz. Bakınız, burada bir değiş tokuş oluyor. Bir taraftan bitleri çaldığınızda, diğer tarafa bitler geliyor. Bu bir değiş tokuş. O halde ağımızda 62 ostan daha fazlasına sahip olmadığımız sürece her şey yolunda. Öyleyse bu numaraya nasıl ulaştıklarına bakalım. Bunu alalım ve eğer son videomuzu izlediyseniz, ben bu numaraya bakıyorum. Bu sizlere tanıdık gelmeli. Burada IP adresini ve alt ağ maskesini aldık ve ikili de yazmıştık. Şimdi yaptığım şeylerden birisi. Çünkü alt ağ maskesi bize 255.0'ı vermişti. Ancak alt ağ maskesini 255.192 olarak değiştirmeyi düşünüyoruz. O halde iki yerde bitleri çalıyoruz ve bize verdikleri IP adresinin alt ağını oluşturmak için 2 bit alıyoruz. Ben bunları S harfi ile tanımladım. Buradaki mor harflerinin bizim alt ağımız olduğunu unutmayın. Ve bu şekilde bu 4 ağı ve A ağ başına 62 hostu ortaya çıkardık. Bunların hepsini yazdık ve bu 2 biti bu 4'ü gibi kullanacağız dedik. Aslında hesaplarımıza yeniden bakacak olursanız sizin için sadece 2 bitin kullanılabilirliği söz konusu ise ve siz 6 bit aldıysanız 4 farklı seçeneğe sahip olacağınızı bilirsiniz. Aygıtların sayısı en fazla 62'dir. İşte bu numaralar kesinlikle buradan gelmektedir. O halde burada gizli hiçbir şey yok. Tüm yaptığımız şey bizim için kullanılabilir olan ağların ve hostların sayısını belirlemek amacıyla ikili hesaplamasını gerçekleştirmek. Şimdi eğer bunu uzun şekilde yazarsak aslında bunu görebilirsiniz. Bir ikili bakış açısından 00 burada alt ağımız 001. Eğer biz 01'e sahipsek ve daha sonra sıfırlar yığını varsa bu 64'tür. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128'dir ve 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 192'dir. Böylece bu numaraların ortaya çıktığını göreceksiniz. Bunlar bu A ile ilişkilendirebileceğimiz 4 alt A değerlerimiz ve eğer tüm kahverengi host numaralarını alırsak ve bu sıfırlar ve birler arasında hesaplama yaparsak bu 0 ile 63 numaralarına eşit olacaktır. Bu yüzden burada kullanacağımız alt A aralık değerleri ve host değerleri var. Şimdi bunların neye benzediklerini görmek için bir araya getirmeye başlayalım. Ve eğer tüm bunları uzun formda yazarsak, ancak bu her bir örnek için eğer bir alt A hesaplayıcınız yoksa normalde yapacağınız bir işlemdir ve bunun ekranda çok fazla yer kaplayacağını biliyorum. Biz 192.168.1.0'ı ele aldık. Bir A maskesinin 26 bitini kullanacağız ve bunu burada heceledik. Bunların hepsini yazdık. Tüm 26 biti görebilirsiniz ve A başına burada 62 hosta sahip olacağımızı biliyoruz. Çünkü bu hesaplamayı bizim için kullanılabilir olan bu 6 bit ile yaptık. Şimdi bizim ilk ağımız tamamı sıfırlardan oluşacak. O halde buraya 0 0 koyuyoruz. Yani bunu buraya yazacak olsaydık ve eğer alt A ağ ağımızı ve bir yayın adresimizi nasıl hesapladığımızı hatırlayacak olursanız bu bizim ilk ağımızdı 192.168.1.0/26. Çünkü bunun hepsini yazdık. Eğer tüm birleri buraya yazmış olsaydık ki bu daha önceden yaptığımız bir işlemdi. işte bizim yayın adresimize ulaşmış oluruz. Ve eğer bakacak olursak bu 192.168.1.63. Biz sadece bu 4 numarayı aldık ve bunları ondalık hale geri döndürdük. Eğer minimum ve maksimum sayıda hostlara sahipsek, aradaki her şeyi alırsak, yani buraya bir yerleştirirsek bu alt A üzerindeki bizim ilk hostumuz olur ve en sonuncu biri hariç tutuyoruz. Çünkü bu bir bizim hostumuz için yayın adresimiz. O halde alt A sahip olacağımız ilk host minimum 192.168.1.1 ve maksimum 192. 168.1.62 olacaktır. Pekala. Bu oluşturacağımız 4 tanesinden ilk alt ağımız. Bir sonrakini yapmak için alt ağımız için yeni değerimize gidiyoruz. Mor numaraları alacağız ve sonraki değere ekleyeceğiz. Yani 0.1. Bunları hesapladıktan sonra sonraki ikili değere geçeceğiz. Yani 1.0 ve son olarak da ikili değer 1.1. Bu şekilde 4 alt ağı da ortaya çıkartıyoruz. Aynı ağ hesaplamasını, aynı yayın hesaplamasını, aynı host minimum ve aynı host maksimum hesaplamasını yapıyoruz. Şimdi burada oldukça fazla ikili hesaplama var. Ancak bu bu şekilde yapılıyor. Şimdi IP adresi ve bizim için kullanılabilen alt ağ maskesi hangi 4 ağın olduğu, hangi 4 yayın adresinin bu ağlardan her birisi üzerinde olduğunu ve hangi host IP adresinin bu 4 ağdan her birisinde var olabileceğini belirlemek için hesaplamalarımızı yaptık. Bize şirketimizden bir IP adresi verilmiş olsa bile bunu küçük parçalara ayırabilir ve ağımızda dağıtabiliriz. Ve eğer bunları buraya nasıl koyduğumuza bakarsak bir router'da 192.168.1.0/26a, bir diğer router'da 192.168.1.64/26, bir diğeri 128a/ /26. 26 ve bir diğeri 192 A 26. Ve işte bu şekilde şirketimizin bize verdiği tek bir IP adresinden kendi lokal uzak ağımızda bunları dağıtıyoruz. Ve sadece oturup tümünü yerleştirmek, haritasını çıkarmak ve bizim yerel ortamımız için bu IP adresleme şemasını nasıl oluşturabileceğimizi ve kendi ortamımızda nasıl uygulayabileceğimizi görmek oldukça kolay. Bu video için oldukça fazla ikili hesaplaması var. Ancak şimdi daha önce yaptığımız ikili matematiğin ana fikrini alarak bunun üzerinde bir bireysel iş istasyonu açısından tekrar tekrar uyguladık. Bu videoda tüm ağların alt ağ oluşumu için yaptığımız buydu. O halde neler öğrendiğimizi görelim. 192.168.1.88 IP adresi 192.168.1.0/26 alt ağ adresinde mi? Güzel. Eğer notlarınız hala yanınızdaysa ya da biraz geriye gidip hazırladığımız tabloya göz atmak isteyebilirsiniz. Biraz önce 1/26 bir alt ağını yapmıştık. O halde bunun bu olmadığını biliyoruz. Sonu .1.88 1.06 alt ağında değil. Çünkü bu bireysel alt ağda sadece .1 ile .63 aygıtlarının olabileceğini biliyoruz. O halde bunun kesinlikle bunlardan birisi olmadığını biliyoruz. Eğer bu alt ağda olsaydı bu 1 ile 62 değerler arasında olacaktı. Diğer sorumuz 10.1.22.5 adresimiz alt a 10.1.0.0/16'daki IP adresi mi? Bunlardan birisini yapmıştık. Bu aynı alt ağ maskesi. Bir önceki videoda hatırlayacak olursanız bu kesinlikle o IP adresiydi. Çünkü bu alt IP adresinin değeri 10.1.0.1 ile 10.1.255.254 aralığında olacaktır. Tek bir alt ağ üzerinde birçok aygıt var. 65.000'den fazla. Ancak dünyada bu şekilde alt ağları oluşturulmuş bazı ağlar var. Her ne kadar 65.000'in hepsini kullanmasanız da bunlar bu şekilde ayarlanır. Bir ağda 6 ağ olacak şekilde ve her birisi için en azından 20 istasyon olacak şekilde nasıl alt ağ oluştururdunuz? Hangi alt ağ maskesini kullanırdınız? Bunun alt ağını nasıl oluştururdunuz? Güzel. Yapmamız gereken şey hesaplamamıza o büyük tablomuza geri dönmek ve orada neler olduğuna bakmak. Bizim A başına en az 20 ostun bulunduğu 6A ihtiyacımız var. Şimdi kullandığımız bir tanesinde 4A olduğunu biliyoruz. Bu bizim için yeterli sayıda değil. O halde bir sonraki 8A. Bu slash 27'nin 6A maskesi bize 6'ya kadar A izin verecektir. Ve hatta daha sonra kullanmak istersek şimdiden ayrı bir çifti fazladan vermiş olacaktır. Ancak şunu hatırlayın en az 20 sistemin 20 aygıtın bu alt ağların her birisinde bulunması gerekiyor. Bu eşleşiyor mu? Eğer bakacak olursak A başına hostların sayısının 30 olduğunu görürüz. O halde bu bizim için gerekli olan değer 20'nin üzerinde. Öyleyse bununla ilişkilendirilmiş, bu özel parametrelere sahip olan bir alt ağa ihtiyacımız varsa bu 255.255.255.224 alt ağ maskesi ile kullanmak isteyeceğimiz bir alt ağ olurdu. Veya bunu daha basit bir yan blok gösteriminde yazmak isterseniz slash /27 olurdu ve bunu listemize ekleyeceğiz. Eğer özel bir ağın bir alt ağını oluşturmamız gerekirse kesinlikle buradaki yöntemi kullanacağız. Umarım ağınızda bazı alt ağ maskeleri gerçekleştirmek için bu modül size neyi kullanabileceğiniz ve hangi işlemleri izleyeceğiniz konusunda bir fikir vermiştir. Ve şimdi Network Plus sınavımızın bölüm 1-4'ü için bilmemiz gereken her şeyi öğrendik. Daha fazla Network Plus videosu izlemek için mesaj panolarımıza katılmak, veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com